kadar yakınlıkta. Kim 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 kimle anlaşabilir? Alberto. Ay! Alberto. Çünkü biz dantel de işliyoruz. Kanefçi de işliyoruz. Ay! Patlıcan oturtturma mı istiyorsunuz? Rusak kalar bizde. Yeter ki siz isteyin. Mohikan'dan azgın mukaddese. Sosyete bürodan hadi kızlar. Yeni Urfalı'ya. Alev alev Alberto geliyor. Haber verin söndüreyim. Merhaba dünya, merhaba hayat, merhaba Türkiye, merhaba Mersin, merhaba Kanal 3, merhaba Kanal 3'ün değerli seyircileri. Evet sevgili seyirciler, artık az bir zaman kaldı, yeni yıla gireceğiz. Yeni yılda istiyorum ki bütün herkesin düşünceleri, kafanızda ne geçiyorsa, kalbinizde ne geçiyor, hepsi gerçeğe dönüşsün. Ondan sonra herkes mutlu olsun, herkes mutlu olsun, üzüntüden, kederden uzak olsun diyorum. Yeni yılınızı canı gönülden şimdiden kutluyorum diyorum. Evet sevgili seyirciler, ekranın başına yeni gelenler, televizyonu yeni açanlar, formatımız ve konseptimiz ne diye merak edenlerse, onları hemen ne yapıyoruz? Programımızın formatı ve konseptini yapıyoruz. Ve hemen bir seyircimiz telefonda. Hola! Makbule Güneş, Gaziantep. Hola! Makbule Hanım. Alo, merhabalar. Sesini biraz yüksek sesle koy. Sesini hiç duyamıyorum. Biraz yüksek sesle konuşun. Ola. Alo. Ha merhaba. Nasılsınız Makbule Hanım? İyiyim siz? Çok teşekkürler. Antep'in neresini arıyorsunuz? Şehit Kamil'den. Efendim? Şehit Kamil sesinden. Nasıl bizi seviyorlar mı orada? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Kanal 3 adına Antep'e. Allah razı olsun. İşte önemli olan, ben onu her zaman söylüyorum. Önemli olan yaptığım programın bütün herkes tarafından seyredilmesi. Bir kişi değil, binlerce kişilerin seyretmesi gerekiyor. İşte Allah razı olsun hep bütün seyircilerimizden. Evet, Makbule Hanım burcunuz nedir? Burcum Koç. Koç burcu. Hangi şarkılar seversiniz Makbule Hanım? Ya ben aslında fazla şarkı dinlemem. Sevmiyorsunuz değil mi? Yok. O zaman şarkı söylemiyoruz. Koç burcusunuz. O zaman şöyle bakalım yıldız haritanızda neler var. Şimdi şarkı sevmeyen zor zor şarkı söyletilmez. Olmaz değil mi? Sevenlere söyleyeceğiz. Aslında biz soracaktım. 2016'da benim için evlilik olacak mı? Nasıl geçecek? Onu soracaktım. Bir bakalım. İnşallah Allah'ın izniyle inşallah olur. Kalbinden geçen olur. Böyle güzel bir mutluluk yaparsın. Bize de hayır i̇nşallah. Dua edersin. İnşallah. Evet, bakalım şöyle koçlarda ne gözüküyor. Üç tane haber gelecek. Üç haber geliyor. Bu üç haberin birine çok seviniyorsun. Bu aralar baş ağrısı çekiyor musunuz? Evet. Geçmiş olsun. Hem baş dönmesi çekiyorum hem baş ağrısı. Geçmiş olsun. Ondan sonra paradan yana bir problem sanki 2, 4, 6, 7 aydan bu yana sanki bir problem yaşıyorsunuz parayla ilgili. Neyse o problem bitecek. Ondan sonra rahatlayacaksınız onu da söyleyeyim. Ondan sonra kafandan geçen neyse o düşüncen o Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. 2, 4, 6, 7, 8, 8. Ağustos gibi birisiyle tanışacaksın. Ama bu Antep'in dışına devamlı gidip gelen, devamlı Antep'te kalan bir şey değil. Mesela işi vardır. İstanbul'a mesela gidip böyle mal alıp mal getirmeye gidip gelenlerden olabilir. Yani devamlı hareket halinde birisiyle tanışacaksınız. Öyle söyleyeyim. Görücü usulü mü tanışacağım? Kendim mi tanışacağım? Nasıl? Yani görücü usulü mü biri tarafından mı? Kendim zaten siz daha önce de böyle bir şey yaşanmış sanki. Böyle sanki birisinden hoşlanmışsınız tipinden mi, artık şeyinden mi böyle. Ama sonradan da vazgeçilme gibi bir şey olmuş böyle sanki. Evet. Öyle bir şey yaşadınız değil mi? Tanıştırdı da olmadı. Ha, çünkü siz koç burcusunuz. Koçlar en iyi anlaştığı insanlar. Akreplerle çok iyi anlaşırlar. Boğalarla çok çok iyi anlaşırlar. Koçlar ne kadar evlenirse eğer sevmiyorsa işte yıllar sonra ayrılırlar. Sevdiği kişiyle evlenirler. Öyle bir şey vardır koçlarda. Çünkü koçlar sevgi koçlar için çok önemli. Para, pul hiç önemli değil. Sevgi çok önemli koçlar için. Evet ama hala sevdiğimi bulamadım desem. Ama şimdi şey var diyorum ya işte Allah karşına ne zaman çıkartacağını bilemezsin. Yani ay inşallah. Bir bakarsın yarın, bir bakarsın bir yıl sonra hiç belli olmaz. Ne zaman, nerede çıkacak hiç belli olmaz. Ama tekrar söyle bu 2016'da sanki birisiyle tanışacaksın. İnşallah hayırlısı. Ve böyle boylu postlu birisi, maddi şeyle çok çok iyi dediğim gibi şehir dışına gidip gelen birisi olacak bu. Ama çok siz işte dediğim gibi... Boğalarla iyi anlaşırsınız, akreplerle çok çok iyi anlaşırsınız. Evet. Ve 2016'da
O niye şeye baktım, yıldız haritanıza 2016 size çok 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 yarayacak. İnşallah Allah'ın bebeğimizin kararı çıkartmaz. 2016 çok iyi gözüküyor size Makbule Hanım. Böyle gülüyorsunuz, oynuyorsunuz, böyle istediğiniz şeyler bir gerçekleşiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Aranız için çok teşekkür ediyorum. Yeni yıl sizlere hayırlı uğurlu kadim olsun diyorum. Ben teşekkür ederim. Size de hayırlı uğurlu olsun. Evet sevgili seyirciler böyle. İşte istiyorum ki yeni yılda böyle herkes mutlu olsun. Çünkü 2015 inanın çok çok şey oldu. Bütün kaç tane sanatçı arkadaşımız vefat etti 2015 yılında. Onun için 2015'ten bir an önce gitsin artık 2016 gelsin. Ondan sonra 2015 bazı insanlara yaradı, bazı insanlara yaramadı. İşte astrolojinin şey, ben onu her zaman söylüyorum. Mesela koçlara, boğalara, akreplere, hele başaklar. Başaklar bu ara çok çok dikkat edin sevgili başak seyircilerim. Evinize hırsız girebilir, iş yerinize hırsız girebilir. Paranız çalınabilir, mücevheriniz çalınabilir, kürkünüz çalınabilir. Ondan sonra kasada iş yeri çalışıyorsa da kasada bakan, kasanıza bakan kasiyer paranızı çalabilir. Çalıyor demiyorum, çalabilir diyorum. Yani bu ara başaklarda bir şey problem var. Bir eksiklik, bir yıldızlarında düşüklükler var. Onun için biraz relax olun, sakin olun, panik yapmayın sevgili başaklar. Çünkü başaklar sinirlendi mi? Gözler hiçbir şey görmez başakların. Burada Yılmaz Bey'e de sevgilerimi gönderiyorum. Nurettin'e yok diyorum. Evet. Hemen bir telefonumuz geldi. Ola. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördük, daha iyi olduk. Allah razı olsun. Bir mukayese bizler de aynı. Perihan Demir Mersin. Perihan Hanım nereden arıyor? Mersin neresini arıyorsunuz? Mezitli'den. Mezitli'nin neresinden? Mescidinin Kipa çevresi. Ha, Kipa çevresi. Nasıl mescidde, o taraflarda bizi seyrediyorlar mı? Mescidin o taraflarda. Seviyorlar mı bizi? Sizi seviyoruz. Kaç senedir izliyoruz. Daha yeni değil. Önceden de izliyoruz biz sizi. Öyle mi? Allah razı olsun. İşte bu bizim bütün ses sanatçısı olsun, televizyoncu arkadaşlarımızın da duymak istediği şeyler bunlardır. Allah'ın bütün televizyoncu arkadaşlarıma, ses sanatçı arkadaşlarıma seyirci bol bol, seyirci bol bol alkış nasip etsin diyorum. Ondan sonra Perihan Hanım'ın şeyiniz nedir, burcunuz nedir? Burcum Oğlak. Oğlak. Perihan Hanım hangi şarkıları seversiniz? Alberto Bey, ben önceden de bir sizi aradım, iki defa aradım. Taratıma bakmıştınız, söylediğiniz şeyler de çıktı. Ondan bir daha aramak istedim sizi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok merci, sağ olun. İşte bu sizin iyiliğiniz, güzelliğiniz. İşte ben onu her zaman diyorum. Allah'ım diyorum, ne olur diyorum, beni mahcup etme seyircilerime. Söylediklerim gerçekleşti, bana dönüş yapıyorlar. İşte önemli olan bu. Yani astrolojisi bilgisi olmayan astroloji programı yapmasın. İki kelimeyle astroloji programı. Çünkü astroloji demek derin bir konudur. Daha dinler yokken astroloji vardı. Mısır'daki piramitlerdeki böyle astroloji terimlerinden bir uzayla şey yapıyor. Ama maalesef daha gelişmemiş ülkelerde, gelişmemiş şehirlerde hala muskalar. Astroloji dediğim zaman bazen şey yapıyorum böyle. Astroloji dediğim zaman böyle gülüyorlar bana. Allah Allah diyorum. Allah'ım diyor, bunlar hangi devirde yaşıyor? Nasıl yaşıyor bunlar? Astroloji bilimsel kainatı inceleyen ana bilim dalı. Evet, şey evet, ola asıl evet. Olmayan o muskalarmış, büyülermiş, kahve fallarımız var. Onlara inanıyorlar, milyarlar veriyor. Gidiyorlar şeye, o üfürükçüler, benim çocuğum olmuyor. Diyor, benim elim uğurlu, dur dokunayım ne de o çocuğun olacak. Öyle şeyler hala inanıyor ve milyarlar para veriyorlar insanda. Sevgili seyirci, öyle bir şeyin aslı yok. Allah'tan başka kimse kimsenin geleceğini bilemez. O üfürükçüleri falan da oranıza buranıza dokundurmayın o üfürükçülere. Valla kocalarınız boşar, sonra karşıma ortada kalırsınız. Haksız mıyım Perihan Hanım? Evet evet, çok haklısınız. Doğru, bilimsel bir dal ya. Önce ta millet zamanlarında buna göre savaşlar oluyormuş, yerleşim yerleri oluyormuş. Yani. Perihan Hanım hangi şarkıları seversiniz? Vallahi ben şimdi şeye konsantre olduğum için hiç şarkı falan düşünmedim inan Alberto Bey şu anda. Martılar aklıma ağladı çöplüklerde, biz durmadan gülüşürdük. Martılar ağlardı çöplüklerde, biz durmadan gülüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz durmadan sevişirdik.
Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip de gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip de geç. Evet, bu sizin için geldim Perihan Hanım. Perihan burcunuz ne demiştiniz? Burcunuz? Ben kendimden çok Alberto Bey oğlumla kızıma baktırmak istiyorum. O zaman da onlara baktırmıştım. Oğlunuzun burcu neydi? Oğlumunki yengeç. Yengeç, hemen bir bakalım şöyle. Oğlunuz bir ihanete mi uğramış, bir sahtekar arkadaşlarına mı uğramış, bir laf mı olmuş, bir dedikodu mu, böyle bir şeyler olacak, biraz asabı bozulacak. Eğer olmadıysa, eğer çalışıyorsa... Oldu işini... oldu Alberto Bey, oldu öyle. Bak ben size de önceden baktırmıştım, biliyorsunuz dedim ya ondan. Doğru, oldu öyle bir şey. Olduysa geçmiş olsun. Çünkü yengeç burçları çok duygusal, çok romantiktir. Sanatçı ruh taşırlar. Çiçekler susuz, yengeçler sevgisiz, aşksız yaşayamazlar. Türkiye'de canlı örneği Türkan Şoray ve Sezen Aksu. Yengeç burçları çok duygusaldır. Çok sevdiğim bir burçtur yengeç burçları. Çok dürüst olurlar. Ondan sonra... Ya bir yol gözüküyor ya yoldan bir arkadaşı gelecek oğlunuzun. Evlilik gözüküyor mu Alberto Bey? Şu anda parayla ilgili evet bir ev gözüküyor ama arayış içinde şu anda. Sevineceği bir haber gelecek Allah'ın izniyle. Ondan sonra şu, böyle bir bayana bir elektriklenme olmuş ama sonradan bırakmış. Bir elektriklenme olmuş. Bir bayanla yani bir, hafif böyle bir kaynaşma gibi ama sonradan bırakmış. Artık neyini gördüyse şey yapmış. Kötü dönemi bitecek, iyi dönemi başlayacak oğlunuzun. Müjdeyi verebilirsin. İstediğiniz bir olay, istediği bir olay gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Ondan sonra şöyle bakalım. Evet, bir arkadaşıyla arası açılacak. Açılmış zaten, bitmiş. Sonra dediğim gibi bir bayanla tanışacak ama onunla beraberlik uzun sürmeyecek, ayrılacaklar. Başka bir tane bayanla tanışıyor ama bu şeye bir rahatsızlık falan yaşadı mı oğlunuz bu aralar? Garip hani enfeksiyon öyle yani, Allah korusun, ciddi bir şey değildi işte, garip falan oldu. Anladım. Şu anda daha şey yok. Bir de yılbaşına sonra bakalım ne gözüküyor. Şu anda işle ilgili şey gözüküyor. Aşkla ilgili bir şey gözükmüyor şu anda. Yalnız daha önce bir bayanla beraberliği olmuş ama ayrılmış ondan. Sağlıkla ilgili böyle ufak tefek şeyler oluyor. Bir de bir erkek arkadaşı tarafından ihanete uğranmış. Yani bir yalan mı söylemiş? Yok, bir dedikodu mu yapmış? Ne, öyle bir şey var. Ama aşkla ilgili bir şey gözükmüyor daha şu anda. Yıldız haritasında. Bir de yılbaşından sonra arayın Perihan'ı. Bir de o zaman bakalım, tamam? Oldu, teşekkür ederim. Bir tane de kızım için bir şeyler söyle Alberto Bey. Üst üste oluyor, ayıp oluyor ama. Kızını sanki şeyde hemen acelene çapalım da. Aslan. İş hayatı nasıl olacak bu şeyde, dönemde? İş hayatı nasıl olacak? Çok evet. Sevineceği bir haber gelecek. Çok ama çok sevineceği bir haber gelecek. Bu bir ay içinde bu haber gelmesi lazım. Böyle çok sevineceği bir haber gelecek bu bir ay içinde. Ondan sonra zaman zaman düşünüyor. Aslan burcu olduğu için çok gururlu. Kimsenin akarına, kokarına, etlisine, sütlüsüne karışmaz. Çok çalışkan ve çok vefalıdır. Sessiz durur ama hareketli insanları çok sever. Dedim biraz yalnız bu arada böyle işsiz kaldı mı şey yapıyor böyle. Nedir o? Sıkılıyor. Ama evine neşe gelecek, mutluluk gelecek. Ona para konusunda çok rahatlama dönemine girecek. Çoğu arkadaşı da çekiniyor senin kızdan ağır oturaklı olduğu için. Kimle hangi silahla nasıl savaşacağını çok çok iyi biliyor. Dediğim gibi çok sert görünüyor ama kadife kadar yumuşak, çiçek kadar narin bir kalbi var. Ve sizi de asla şapmaz. Dünya bir tarafa, siz bir tarafasınız. Öyle sert görünüyor ama sizi gizli gizli sever şeyiniz, kızınız. Ondan sonra... Evet, 2016 ona çok çok yarayacak. Şu aralar zaten demiştim ben 28'inden kadar, idarenin 28'inden sonra yıldızınız yükselecek demiştim. Facebook'ta yazmıştım sevgili seyircilerime. Ama şey, önümüzdeki yıl çok çok iyi gelecek Allah'ın izniyle. Aradığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Evet sevgili seyirci. Bugün ne diyoruz? Bugün çarşamba. Çarşamba demek bugün ikizlerin ve başakların en uğurlu günü. Ama başaklar bu ara çok agresif, çok enerjileri düşük. Onun için bağırıyorlar, çağırıyorlar. Sert böyle tavırlar, sert. Anneleri bağırıyor. Kızım neyin var? Oğlum neyin var? Böyle şey yapıyorum. Çünkü neden?
enerjileri çok düşük olduğu için başakların bu ara böyle şeyler için panik için sanki böyle bir çukura düşmüyor da çıkmak için çırpınıyorlar böyle. O şekilde düşünün. Onun için onlara da bol bol böyle komik şeyler, başaklarına komik komik şeyler söyleyin ki gülsün, enerjileri yükselsin, auraları iyi olsun, çakraları güzel çalışsın. Yoksa hep suratları asık olur. Bir dudak yerde bir dudak tavanda olur başakların. Sevgili seyirci, yok çünkü başaklar biliyorsunuz çok iyi, çok vefalı, dostluğu, arkadaşlığı olan insanlardır. Ama işte bu ara yıldızlar düşük olduğu için şey vardır, nedir o? Biraz idare etmek gerekiyor. Her zaman mutluyken değil, biraz da üzüntülüyken insanlar, arkadaşları idare etmesi lazım. Başaklar yedirme içirmeyi çok severler. Bir yere gittiği zaman hemen gülüp oynamazlar. Şöyle bakarlar, kafasına uygun insan varsa sohbet ederler. Yoksa geldiği gibi kalkar giderler başaklar. Ondan sonra ve çok çalışkan olurlar. Başaklar hep tek rakam. Mesela dairesi varsa ya birdir ya üçtür, iki değildir. Ondan sonra bir şey mesela bir yere gidecekse hep kapı numarası ya birdir ya üçtür, ya beştir, ya yedidir, ya dokuzdur. Hep böyle tek rakamları. Tesadüf, ona bilinçli değil. Tesadüf öyle oluyor. Ondan da farkında değil onun. Ondan sonra sevgileri çok böyle çok komiktirler. Güldürmeyi, eğlenmeyi çok sever. Güldürmeyi çok severler. Eğlenceyi çok severler. Ondan sonra yemek konusunda az az bir kaçış yemek yaparlar. Dünyanın en ünlü muhasebecileri başaklardan çıkar ve dünyanın en ünlü yazarları başaklardan çıkar. Başaklarda çok güzel tiyatrocular, senaristler başaklarda çok çok güzel ve yönetmenler çok çok iyi yönetmen çıkar. Eğer bir yerde kavga edecekseniz Başak Burcu çapın sevgili seyirciler. Çünkü başaklar hiç korkmazlar kavgadan. Evet bir ara veriyoruz sevgili seyirciler. Bir reklam arası veriyoruz. Reklam arasından sonra beraber olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Gidiyor gümbür gümbür. Anacığım. Ay. Kadehçim işlemek istiyorum. Ay. Yangınınız mı var? Haberi söndüreyim. Haber verin söndüreyim. Albert alanız dantel mi? Bir telefon kadar yakınınızda. Kim kimle anlaşabilir? Alberto. Ay. Ay. Alberto. Çünkü biz dantel de işliyoruz. Kadehçi de işliyoruz. Ay. Kaplıca oturtturma mı istiyorsunuz? Rusak kalar bizde. Yeter ki siz isteyin. Mohikan'dan azgın mukaddese. Sosyete bürodan hadi kızlar. Yeni Urfalı'ya. Alev alev Alberto geliyor. Haber verin söndüreyim. Herkes mışıl mışıl uyurken senin kalkıp kahvaltıyı hazırlaman enerji ister. Ve her enerji arkasında büyük bir güç ister. Energisa, Türkiye'nin enerjisi. Ulu Resort Otel'de muhteşem yılbaşı gecesi. Bölgenin her şey dahil 5 yıldız konseptli tek oteli olan Ulu Resort Otel'de 2016 yılına muhteşem bir giriş için hazır mısınız? Ulu Resort Otel'in muhteşem sesi Yusuf ve orkestrası eşliğinde unutulmaz bir yıla başlangıç yapacak. Hamiyet ile yılbaşınız doruğa ulaşacak. Oryantal Show ve Havai Fişek kutlama ile yeni yılı karşılayacaksınız. Minik misafirlerimiz ayrı salonda yemek yedikten sonra kendilerine ayrılan bölümde doyasıya eğlenirken gözünüz arkada kalmayacak. Ulu Resort Otel, Mersin Antalya yolu 160. kilometre, Yanışlı Günlar Mersin. Rezervasyon telefon 0324 768 3768. Muhteşem yılbaşı balosunu kaçırmayın. 40 yıldır aynı keyfi, aynı coşkuyu, aynı güveni hep birlikte paylaştık.
40. yılımızda bize bu gururu yaşatan milletimize teşekkür ederiz. Ergaz, ulusal sermayenin gururu. 1988 yılından günümüze Mersin'de faaliyet gösteren Hacı Baba Restorant, 600 metrekarelik mekanı, 300 kişilik salonu ve geniş kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir. Hacı Baba Restorant 24 saat açık olup günlük ortalama 1200 misafir ağırlamaktadır. Hacı Baba Et Lokantası şimdi Yenişehir'deki yeni şubesiyle yeni tatlar tattırmak ve yeni dostluklar kurmak için sizleri bekliyor. Hacı Baba. TV'de muhteşem kampanya. Bu kampanya kaçmaz. Evet, ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyiciler, müthiş bir fırsatla karşınızdayız. Siz de Dijitürk'üm olsun diyorsanız tam zamanı. Dijitürk'ün renkli dünyasına sizler de davetlisiniz. Birazdan sizler de bu özel fırsatlardan yararlanma imkanı bulacaksınız ve Dijitürk sahibi olacaksınız. Şampiyonluk mücadelesini ve kıran kırana maçları evinizin rahatlığında izleyebileceksiniz. Kampanyamız ilk 3 ay boyunca %50 indirimle günde sadece 1 TL. Futbol severler, Van Persie'li, Nani'li Fenerbahçe, Gomez'li, Quaresma'lı Beşiktaş, Schneider'li, Podolski'li Galatasaray, NBA'lı Trabzonspor, Joseoğlu Bursaspor, Etolu Antalyaspor ve ligimizdeki diğer tüm yıldızları izlemek için hemen 0212 988 1073 no'lu numarayı arayın. Müşteri temsilcisi arkadaşlarımız sizlere hemen yardımcı olsun. Sizlere sunduğumuz bu fırsatta ister tüm lig maçlarını izleyin, ister şampiyon olmuş 5 takımı, isterseniz taraftarı olduğunuz takımın tüm iç ve dış saha maçlarını evinizin konforunda izleyin. Şampiyonluk yolunda hangi takımlısınız? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve tüm Anadolu takımları taraftarları, sizlere özel fırsattan yararlanmak için hemen arayın 0212 988 1073. Dijitürk'ün sizlere hediyeleri bitmiyor. Sizler de futbolla yatıp futbolla kalkıyorsanız, bizlerden biri Arda Turan, Messi, Neymar'lı, Barcelona, Ronaldinho'lu, Benzema'lı, Real Madrid'li İspanya Ligi'ni bir ay boyunca hediye ediyoruz. Dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere Premier Ligi'de bir ay hediye. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorsanız bir ay boyunca Fransa Ligi, İtalya Ligi, Rusya Ligi, Brezilya Ligi'de hediye. Bu büyük kampanyada maçları izlemek günde sadece 1 TL. Evet, günde sadece 1 TL. Hemen 0212 988 1073 arayın, fırsattan faydalanın. Sizin de Dijitürk'ünüz olsun, evinizin rahatlığında maçları izlemeye başlayın. Alberto geliyor gümbür gümbür. Anacığım. Ay. Kanepçem işlemek istiyorum. Ay. Yangınınız mı var? Haberi söndüreyim. Haberi söndüreyim. Alberto alanız dantel mi? Bir telefon kadar yakınınızda. Kim kimle anlaşabilir? Alberto. Biz dantel de işliyoruz. Kanepçi de işliyoruz. Patlıcan oturtturma mı istiyorsunuz? Uzak kalar bizde. Yeter ki siz isteyin. Mohikan'dan azgın mukaddese. Sosyete bürodan hadi kızlar. Yeni Urfalı'ya. Alev alev Alberto geliyor. Haber verin söndüreyim. Evet sevgili seyirciler, reklam aramız da bitti. Çayımızı kahvemizi de içtik diyoruz ve hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Televizyonu yeni açanlar, ekranın başına yeni geliyor. Ay ben de kontrakolog gibi oldu biraz. Ay kimse bilmiyor. Terlemeye başladım. Evet, kontrakolog gibi olduk. Evet sevgili seyirciler, televizyonu yeni açanlar, ekranın başına yeni gelenler. Programımız astroloji ile ilgili. Kocanı ne kadar tanıyorsun, karını ne kadar tanıyorsun, kızını ne kadar tanıyorsun? Kendini ayna karşısına geçip de ben buyum diyebiliyor musun? Kendindeki hatayı, kusuru bitirmeden, düzeltmeden başkalarına hata, kusur arıyor musun? Ne kadar kıskançsın, ne kadar dedikodu yapıyorsun?
Ne demişler? Taş taşı laf taşımam. Dedikoduya bak hem günah hem çok ayıp sevgili seyirciler. Ne Allah sever ne kolu sever. Dedi, aman dedikodudan uzak durun, aman uzak durun. Dedikodunun kadına erkeğe olmaz. Bazı kadınlar da yapıyor, bazı erkekler de yapıyor. Diyoruz hemen bir telefonumuz gelmiş. Ola! Mustafa Bey merhaba. Merhaba Mustafa Bey. Nereden arıyorsunuz? Erdemli Ayaş'tan arıyorum. Efendim? Erdemli Ayaş. Erdemli Ayaş. Nasılsınız? Evet. Erdemli bizi seviyorlar mı Mustafa Bey? Çok seviyoruz. Durumdan dinliyoruz. Kendi memleketimiz olduğu için. Çok teşekkürler. Burada Erdemli Ayaş'a sevgiler, saygılar sunuyorum sevgili seyirciler. Erdemli işte kasabası galiba değil mi şey Mersin'in Erdemli? Erdemli ilçesi biz mahallesinde oturuyoruz. Ayaş mahallesi büyükşehir yasası değişti ya, o yüzden. Evet Mersin'in güzel bir deniz sahilinde bir yer galiba. Çünkü ben şeyden gelirken Silifke'den gelirken görmüştüm orada okumuştum levhada Ayaş diye. Silifke'den evet, sahil, gelirken. Komple sahil burası. Evet sevgili seyirciler Mersin'in Erdemli'ye geçince Ayaş diye bir yer var. Çok güzel bir deniz sahili. Aynı şey gibi Kuşadası'daki gibi ondan sonra Bodrum'daki gibi böyle güzel deniz sarfiye yeri yazlık yeri çok güzel. Ondan sonra denizde pırıl pırıl ben görmüştüm orada ve harika balıklar var oralarda. İnsan hep Mersin oraya gidiyor balık yemeye. O tarafa doğru gidiyor. Çok çok iyi. Mustafa Bey ne zamandan beri seyrediyorsunuz bizi? Uzun zamandan beri seyrediyorum da bugün aramak istedim ben de. Koç burcuyum da. Özellikleri falan da öyle kaç kişi seyrediyorsunuz? Şu an varım diğerleri işte. Anladım. Mustafa Bey hangi şarkıyı seversiniz? Edip Akbayram falan dinlerim ben böyle. Edip Akbayram. O zaman sizin için geliyor, Erdemli için geliyor, Ayaş için geliyor ve bütün Kanal 33 için geliyor. Sevgili seyirciler, müziksiz yapıyoruz. Gelecek zamanlarda da inşallah orkestrayı da getiririz. Şimdi böyle idare edeyim. Evet, sizler için geliyor. Başına ne eğilmesin, aldırma gönlün aldırma. Ağladın duyulmasın, aldırma gönlün aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Ağladın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Bizi bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma. Aldırma Alberto aldırma. Gönül aldırma. Evet bu kadar yeter Mustafa Bey. Yeter sesinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım yıldız haritanız sizi nerelere götürüyor, neler getirecek bakalım. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum Mustafa Bey. Bütün Türkiye'nin, bütün Mersin'in yeni yılı kutlu olsun. Evet Mustafa Bey siz çok yakında böyle yeni yılın ilk başlarında böyle bir ya bir yere gideceksiniz ya bir yerden arkadaşınız gelecek. İlk günlerinde yeni yılın. Ondan sonra parayla ilgili eğer bir problem yaşıyorsanız o parayla ilgili probleminiz böyle bitecek iki defa daha. Yani para gelecek bir mesela 100 lira gelecek bir de 50 lira gelecek misal olarak öyle az az bir tane çok bir tane az paranız geliyor. Parayla rahatlayacaksınız. Ondan sonra arabanız var mı Mustafa Bey? Almayı düşünüyoruz çocuklar okulu bittiği zaman. O zaman bu araba gelecek Allah'ın İnşallah. İzniyle şimdiden yavaş yavaş para biriktirmeye başla. Çünkü araba gözüküyor yıldız haritanda. İnşallah Ayaş sahillerinde beraber gideriz sizinle beraber arabayla. İnşallah, inşallah. Allah'ım da duyuyordur. İnşallah. Ondan sonra... Evet, gezmeyi, eğlenceyi çok seviyorsun. Dostlarına, arkadaşlarına çok çok yardım ediyorsun. Herkese faydan var. Herkes seni çok çok seviyor. Ondan sonra evliysen eşinle ilgili, eşinle beraber oturup ileriye dönük bir konuşma yapacaksın. Eğer yapmadıysan, yaptıysan okey, problem yok. Yıldız aydır yapıyoruz zaten. Ha. Sonuna geldik yani. Bu yıl yıldızın da önümüzdeki yıl koçlar bütün koçlara söylüyorum. Mesela bu 2011, 2012, 2013 hiç yaramadı.
2014 evet, şöyle böyle, 2015 hiç yaramadık koçlara. Ama bu 2016'da koçlar çok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Koçlarda hep negatif şey vardır. Hani nazar diyorlar yani, Türkçe açıklaması nazar. Hani öyle deriz biz. Nazar oldu, nazar oldu. İşte negatif enerji, kıskanç. Başka insanların kıskanç gözle bakmasına negatif enerji diyoruz. Ama halk dilinde nazar oldu diyoruz. Çoğu koçlar, akrepler ve boğalar buna çok şapalar, meyillidirler. Nazara çok gelirler. Koçlar, akrepler ve boğalar. Bazı aslan burcu ama aslan burcu bayanları. Çünkü çoğu aslan burcu ya kocası ölmüştür ya kocasına ayrılmıştır. Çocuklarını tek başına büyütüyordur. Hem analık yapıyor hem babalık yapıyor aslan burcu kadına. Onlar da çok göze gelir, çok nazar olur. Ya ayağı ağrır ya başı ağrır yani ya dizleri ağrır. Böyle hep şeydir. Mesela bu bilimsel olarak doktorlara gidiyor ama bir de şey vardır. Negatif enerji olduğu zaman vücudun her tarafı ağrıyor. Onun şeyi yok. Yani nedir o? Sistemik olarak ya da mikrobik olarak şey yok. Kimyasal ilaçlarla olmaz. O ruhanidir. Bir insana bakış açısı çok önemli. Nasıl bakıyorsun? Severek mi bakıyorsun, kıskanarak mı bakıyorsun? Onun için bizim ülkemizde çok vardı böyle, aa bak işte araba almış. Öyle diyene kadar hayırlı uğurlu olsun, Allah kaza bela vermesin, güle güle kullan demek varken, aa hani parası yoktu, bak araba mı? Aa ev almış. Böyle kıskanç şeyler. Onun için çok dikkat et, her şeyini fazla kimseye anlatma Mustafa Bey. Vallahi bildiniz yani. Çok böyle şeyler yaşıyoruz. Ve işte mesela bu şimdi şeylerde çok böyle büyülermiş, muskalarmış, kahve falan böyle bu tip şeyler çok inanıyor insanlar. Çok para harcıyor. Sevgili seyirci asla öyle bir şeyin aslı yok. Allah'tan başka kimse kimsenin kaderini değiştiremez. O üfürükçüyle kim oluyor da sizin hayatınızı değiştirecek? Bir sürü milyarlar para ödüyorsunuz. Ve Mersin'de çok var böyle şeyler. Ve ben çok üzülüyorum. Sakın öyle şeye gitmeyin sevgili seyirciler. Sıkıldığınız zaman ben diyorum zaten benim face'im açık. Alberto Ola. Konuşmak isterseniz, sohbet etmek isterseniz, rahatlamak, relax olmak isterseniz face'ime girin. Oradan özledin yazın. Bu büyümüş, muskaymış, vay bilmem ne, üfürükçümüş. Bu da hepsi hikaye. Hepsi para tuzakları, şarlatan. Onu söyleyeyim sevgili seyirciler. Ama astroloji bilimsel üniversiteleri var, okulları var. Kainatı inceleyen ana bilim dalıdır astroloji. Onu da söyleyeyim. Evet Mustafa Bey, şöyle Mustafa Bey, parayla ilgili biraz rahatlama dönemine gireceksiniz. Allah'ın izniyle diyorum. Ve İnşallah. Ya hediye alacaksın ya hediye vereceksin. Yıldızınız çok. Buradan bütün Türkiye'deki, dünyadaki bütün koçlara söylüyorum. Önümüzdeki yıl çok iyi. 15'inden sonra, ocağın 15'inden sonra bakın seyredin nasıl yıldızınızda yükseliş olacak. Nasıl böyle istedikleriniz birbiri gerçekleşecek. Pozitif olacaksınız. Negatif enerjiden kurtulacaksınız diyorum. Aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. Merry Christmas, Happy New Year's. Sevgiyle kalın diyorum. Evet sevgili seyirciler, Erdemli'yi de gönderdik. Koç burcunda gönderdik. Dediğim gibi işte bir gün çarşamba Başaklar ve İkizler Burcu. İkizler Burcu şimdi güceniyordu. Bizden hiç bahsetmedi. Albert'e diyorlardı şimdi. İkizler Burcu pratik zekadır. Eksileri artıya çevirebilen bir burçtur. Sevgili seyirciler, yoktan var ederler. Mesela evine bir misafir gelsin, evde hiçbir şey yoksa yiyecek, hemen şey yaparlar. Nedir o? Giderler bahçeye giderler. Orada ebe gömeci toplar. O ebe gömeci 2-3 çeşit yemek yapar. İkizler Burcu çok. Onun için koçlar İkizler Burcu ile aslında çok iyi anlaşır. Çünkü İkizler Burcu'nun dolabı şey gibidir. Açık büfe gibidir. Her zaman salat bar gibi. Böyle her zaman biraz bir şeyler vardır. Ben de öyle diyorum. Zeytinyağlıları hemen yapıp yemeyin sevgili seyirciler. Zeytinyağlı yemekleri yapın. En azından bir gün beklesin. O dinlensin zeytinyağlı yemekle, aromaları birbirine karışsın. Mesela barbunya plakıymış, hardal otuymuş. Ondan sonra börülce var mesela, onun salatası. Ben İnegöl köftenin yanında veriyorum. Onlar yapın böyle ama soğanı sonra çapın. Böyle dolapta dinlensin. Dinlenen zeytinyağlı yemekle çok güzel olur, daha lezzetli olur. Ama yapıp da hemen yediniz mi tadı olmaz. Onun için biraz bekletin diyorum ve bunu ikizler çok iyi yapıyor sevgili seyirci. Evet hemen bir telefonumuz gelmiş sevgili seyirci. Bebe Ola diyelim. Ola. Alo. Ayşe Hanım Malatya. Evet. Ayşe Hanım biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz? Sesiniz çok az geliyor. Sesim şu an geliyor mu? Ha şu anda evet iyi. Ayşe Hanım Malatya'nın neresini arıyorsunuz? Merkezi. Marketten. Merkezde. Ha merkez pardon bak. Sağır duymaz yakıştırırmış. Aman olsun biz bizeyiz. Kimse yok. Ayşe Hanım ilk defa mı seyrediyorsunuz? Daha önce de seyrettiniz mi bizi? Sürekli izliyorum. Peki Malatya'da seviyorlar mı bizi?
Yani. Seviyorlar değil mi? Allah evet. razı olsun. Buradan Kayısı Diyarı Malatya'ya sevgilerimi, saygılarımı, öpücüklerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İzlemeye devam edin sevgili Malatyalılar diyoruz. Evet. Ondan sonra Ayşe Hanım burcunuz neydi? 29 Nisan. Kaç Nisan? 29 Nisan. Ya 29 Nisan Boğa burcu. Evet. Yalnız ben dünyaya gelirken güneş tutulmuş ve inanın ki dünyam aynen güneş tutulduğu gibi geçti bugüne kadar. Şimdi şöyle diyeyim Ayşe Hanım, hangi şarkıları seversiniz? Hiç sevmiyorum. Nasıl? Hiç sevmiyorum. Hiç? Sanat müziği de sevmiyorsunuz, türkü de sevmiyorsunuz. Hayır, hayır. Aslında bu oğlaklar çok neşelidir, kıpır kıpırdır. Demek ki sizin böyle bayağı bir canınızı sıkmışlar, enerjinizi bayağı bir almışlar, öyle diyeyim artık. Çünkü çok merhametlidirler, çok duygusaldır, çok yedirme içirmeyi çok severler boğalar. Sinirlendiği zaman yalnız burnuna alevler çıkar boğaların. Evet. Havalı insanlardan nefret ederler, hiç sevmezler. Evet, evet. Ondan evet. sonra akşamları mesela saat 6'dan sonra eğer etli yemek yerseniz, ağır yemek yerseniz horlarsınız sabaha kadar. Onun için diyorum ki akşam 6'dan sonra, aslında bütün insanlar için geçerli. Akşam saat 6'dan sonra ağızla çiğnenerek bir şey yemeyin. Evet. İçecek olabilir, Nescafe olabilir, ne bileyim kahve olabilir, çay olabilir, veya da bitki çayı olabilir ama yiyecek şey olmasın. Hele bu ala çünkü sizde kodein eksikliği olduğu için elma, kabuklu elma, ondan evet. sonra ayva ve keçi boynuzu da yiyebilirsin. Ama elma yerken tarçın böyle serpin üzerine, elma, ayva. Çok özdeşiyor çünkü Avrupa'da, Amerika'da elmalı turtalar yapıyorlar, elmalı pastalar, kurabiyeler yapıyor Avrupalı, Amerikalı. Hep içinde şey var, tarçın var. Tarçın çok faydalı bir baharattır. Evet. Onu yapın diyorum. Evet Ayşe Hanım, siz yine şarkı sevmez ama ben sizin için bir şarkı armağan etmek istiyorum. Tamam da 2016'da beni neler bekliyor? Nasıl? 2016'da beni neler bekliyor? Tamam onu söyleyeceğim ama bir şarkı biraz şöyle relaxa geçin. Onun için istiyorum. Ben üzerinizdeki enerji, kötü enerjiye gitsin diye yapıyorum. Uğraşıyorum. Meditasyon yapıyoruz yani şu anda. Bir şarkı söylüyorum sizin için gelsin ve bütün kanalınız için gelsin. Hazır mıyız Ayşe Hanım? Hayır ben hani onu öğrenmek istiyorum. Altta beni neler bekliyor? Tamam onu söyleyeceğim. Önce bir şarkı söyleyeyim. Biraz relax, sakinleşin biraz önce. Tamam? Tamam. Sigarası yaldızlı, geliyor nazlı nazlı. Öyle bir kız sevdim ki, Yeniköy'de Burgazlı. Sigarası yaldızlı, geliyor nazlı nazlı. Öyle bir kız sevdim ki, Yeniköy'lü Burgazlı. Anası da yesin, babası da yesin. Yesin anam yesin, canikosu yesin. Anası da yesin, babası da yesin. Yesin anam yesin, canikosu yesin. Elinde sigarası, kalbinde var yarası. Beni gönlümden vurdu, kaşlarının karası. Elinde sigarası, içimde var yarası. Beni kalbimden vurdu, gözlerinin karası. Anası da yes. Dedik ve Ayşe Hanım hemen bakıyoruz. Sizi neler bekliyor? Boğalar şöyle yıldızınıza bir bakalım. Evet boğa. Venüs. Venüs sizi bakalım nerelere götürecek? Neler getirecek? Neler götürecek? Yeni yılda 2015'te bakalım neler getirmiş, neler götürmüş sizden. Şöyle bir bakalım. Ayşe Hanım, eğer parayla ilgili aileniz parayla ilgili bir sıkıntı çekiyorsa müjdeyi veriyorum. 20 günde olabilir, 2 ayda olabilir. Parayla ilgili bir probleminiz varsa o rahatlama döneminize gireceksiniz. Parayla ilgili probleminiz bitecek. Öyle söyleyeyim. Evet. Allah'ın izniyle. Önce Allah'ın izniyle. Onu söyleyeyim. Ondan sonra evet. işinizde bir artış, 2 tane haber gelecek. Birine çok sevineceksiniz, birisi de şöyle böyle. Beklediğiniz birisi var mı? Sanmıyorum. Birisi gelecek, siz yapmıyorsunuz ama birisi geliyor. Evli misiniz, bekar mısınız? Eşimden ayrıldım. Çünkü şey var, difroz yani ayrılık ama başka bir şeyle bir görüşme gibi bir şey. Böyle yeni bir şey yaptığınız bir arkadaşınız var mı, erkek arkadaşınız? Hayır öyle bir şey. O zaman şöyle diyeyim, bu 2016'da olabilir çünkü birisiyle tanışacaksınız. Onun için sordum. Yani evli değilseniz de nişanlınız ve de erkek arkadaşınız mı diye soracaktım. Ayrıldığını söylemiş ama bu yeni birisi. Eski eşiniz evet. değil bu. Yeni birisiyle tanışacaksınız. Ondan sonra pardon yani çok iyi. Ona sorumluluk çok iyi taşıyorsunuz evet. ve evinize çok bağımlısınız. Evet. Sert görünüyorsunuz ama çok duygusal, çok romantiksiniz. Evet.
Ve gezmeyi, eğlenceyi de çok seviyorsun. Böyle yemek yapıyorsun, yedirmeyi çok seviyorsun. Kendini çok yiyorsun, kendini çok yemiyorsun. Böyle evet, yedirmeyi evet. çok seviyorsun, dağıtmayı evet. çok seviyorsun. Evet, evet, aynen öyle. Böyle kalbinde şu kadar kötülük yok senin, şu kadar kötülük yok. Bazen de diyorsun ya ben diyorsun bu kadar şey yapıyorum. Bazı insanlar benden ne istiyor? İşte evet, evet. Kıskanıyorlar Ayşe Hanım. Evet. Kıskanıyorlar. Evet. İşte o negatif enerjiyle size negatif enerji gönderiyor ve beyninizde blok ediyorsunuz. Nötrünüze olmadığı için de o negatif enerji işte nazar dedikleri olan baş ağrısı, vücudunda bütün her yeriniz ağrıyor. Evet. Öyle bir şey olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Hemen ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz, çorabı da çıkartıyorsunuz. Toprak bir yolda yürüyorsunuz. Üzerinizdeki enerji, elektrik enerjisi alması için. Bir de bol bol gülün. Şimdi size soracağım. Bir günde ne kadar gülüyorsunuz? Asla. İşte o gülmeyi sakın ihmal etmeyin. Gülmek ağzın için antibiyotik üretir. Vücudunuza böyle dışarıdan gelen mikroplara karşı savaşan askerleri çoğaltır. Öyle söyleyeyim. Gülmek insanın hayatını, ömrünü uzatır gülmek. Gülmek ayıp değil. Ağlamak nasıl normalse gülmek de normal. Ve gülmek, gülün, gülün, gülün. Ağlamayın. Ağlatmayın, güldürün. Allah güldüren insanı sever, mutlu eden insanı sever Allah. Bir kulu bir kulunu mutlu ederse Allah da onu çok sever. Onun için her zaman güleceksiniz Ayşe Hanım. Çünkü size İnşallah. Gülmek size yakışıyor, gülmek sizin hakkınız. Çünkü çok acılar çekmişsiniz. Canlı yayında, canlı yayında fazla bir şey söyleyemiyorum. Böyle evet. kısıtlı, çünkü canlı yayın kuralları vardır. Bu evet, televizyonculuk evet. öyle çok basit bir şey değil. Her baba yiğidin harcı değildir. Ağzınızdan evet. çıkacak olan yanlış bir kelime bitti. Evet. Bülent Hanım'ın dedi, El Fatiha geçmiş olsun. Onun için bazı şeyleri söyleyemiyorum. Ama daha çok bilgi almak isterseniz benim Face'ime girebilirsiniz. Orası da benim Face'im açık. Alberto Ola. Benim internetim yok ki. İşte mesela bu şey yaparsanız Alberto Ola diye benim Face'im var. Oradan ister arkadaşlık gönderin, ister oradan takip edin. Açık çünkü. Sanatçı olduğumuz için herkes bizi izleyebilir orada. Orada özelden yazdığınız zaman daha çok derin bilgiler verebiliriz. Burada kısıtlı. Aradığınız için çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Hoşça kalın. Yeni yılınız hayırlı uğurlu kademi olsun. Hoşça kalın. Evet sevgili seyirciler. Dediğim gibi işte bu canlı yayın çok iyi ama her şey söylenmez. İşte o ağzına çıkacak olduğun kelimeye çok çok dikkat etmek gerekiyor. Geri dönüşü olmayan bir yol. Canlı yani sevgili seyirci. İşte bakmayın biz böyle gülüyoruz, oynuyoruz ama işte yılların tecrübesi. Allah razı olsun kanalın sahiplerinden. Beni meğersinde ilk keşfeden onlar. Bir Ahmet Ünal var. O sonra da şey Kanal 3. Evet ben ne zaman Mersin'e gelsem hep Kanal 3'te. Hep, ha öbür televizyonlar kötü mü? Hepsi çok çok iyi. Böyle televizyonlar hepsi çok çok, hepsi kardeş televizyon, kardeş, hepsi akraba, böyle amca çocuklar böyle kardeş. Ama işte Kanal 3 beni keşfetti. Ne zaman ben Mersin'e gelsem hep Kanal 3'te ben program yapıyorum. Allah razı olsun. Şimdi uyduya geçti. Artık Türkiye'de beni meşhur etti. Meşhur olmama Kanal 3'e borçluyum. Artık şimdi her şehirde herhalde ikişer kişi, üçer kişi beni tanımaya başladı. Çünkü yolda artık yürüyemiyorum. Dikkat edeyim herkes, Alberto geç, Alberto resim çektirebilir miyiz demeye başladı. Daha tam bir ay bile olmadı programa başladım. Allah bin defa razı olsun. Allah ne muratlar varsa versin Kanal 3'ün sahiplerinin, değerli sahiplerinin diyorum. Çünkü onların sayesinde biz popüler olduk. Onların çünkü sayesinde, onlar istemese olmaz. Çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Evet sevgili seyirciler. Yeni yıla az bir zamanımız kaldı. Ne olur üzerinizdeki o stresi atın. Evet bir telefonumuz varmış. İşte fazla konuşamıyoruz sevgili seyirciler. Telefonu ardına bağlanıyor. Serdar Bey, Mersin. Ola. Ola. Alo, kolay gelsin. Mersin sağ olun, hoş geldiniz. Serdar Bey nereden arıyorsunuz? Hoş bulduk. Mersin Merkez. Mersin Merkez. İlk defa mı seyrediyorsunuz bizi? Birkaç sefer denk gelmişti. Öyle hani sürekli televizyon izlemeye vaktim olmuyor. Serdar Bey şunu soracağım. Merakımı bağışlayın. O kadar televizyon varken bizi izleme isteği neden doğdu sizde? O kadar televizyon artık... Mersinliyim. Şimdi... En başta Mersinliyim. Hani Mersin'in kanalı, diğer kanallar hani ne bileyim. Mersin'den bir kanal varken niye diğer kanalları izleyin ki? Yani benim mesela şu anki düşüncem bu. Bravo, bravo. Bu biraz, çünkü biraz... Ben ne yapayım? Hani tamam ben vatanımı çok severim. Bir karış toprağını canım pahasına korurum. Gereğini de yapmak isterim. Ama İstanbul ayrı olur, Ankara ayrı olur. Yani. İzmir, ne bileyim Hakkari, hepsini bilmek isterim. Ama Mersin'imi de bileyim. Önce ben kendimi bileyim ki. Yani, şimdi ben ona her zaman... Sonraki,
Ben şimdi onu her zaman söylüyorum. Milliyetçi olmak din, dil, ırk, renk ayrımı yapmak değil de milliyetçi olmak yaşadığın şehrin şeyini desteklemek, değer vermek. İşte milliyetçilik bu. Yoksa din, dil, ırk, renk ayrımı, ben onu sevmiyorum öyle. Siz çok iyi bir milliyetçisiniz. Bravo, tebrik ediyorum sizi. Yok, teşekkür ediyorum. Serdar Bey, burcunuz neydi? Efendim? Burcunuz nedir? 4 Ekim terazi. Teraziler. Teraziye çok duygusal, çok romantik. Ondan sonra gülmeyi çok severler. Yemek yemeyi çok sever. Göbeğiniz var mı Serdar Bey? Maalesef. 3 senedir evliyim. Aman olmasın. Çünkü teraziye göbeklenmeye meyillidirler. Türkiye'de canlı örneği Hülya Avşar ve Tarkan terazi burcu. Onun için durmadan hep spor yapar. Tarkan da Hülya Avşar da durmadan o tenis oynuyor, öyle yapıyor. Yoksa hemen kilo alınır. Bak ben de geldiğimde 58-60 kiloydum Mersin'e. Sonra 85 kiloya çıktım. Şimdi her gün spor, her gün spor. İnceciktim, şimdi oldum doba gibi. Ay nefes alamıyorum. Sonra dedim ki Alberto artık şey yok. Artık Ege yemeklerine döndüm tekrar geri. Ama yine hani o kadar da çok kötü görünmüyorsunuz. Yani. Ama görüyorsun ki burada aşağısını çekmiyor. Ama hani o kadar kötü görünmüyorsunuz. Çok teşekkür ama şimdi biraz hareket. Mesela televizyona başlamadım, programa başlamadan önce spor yapıyorum. Programdan sonra gidiyorum, spor yapıyorum. Hep hareket. Eline geldiği kadar, havada yağmur yoksa, soğuk değilse yürüyüş yapıyorum. Ki kilolar gitsin diye. Çok şükür biraz 85 kilodan 70 kiloya düştüm. Ama daha var. Daha var. Daha bir 10 kilo. Daha 10 kilom var. Serdar Bey, hangi şarkıyı söyleyeyim sizin için? Yani siz bilirsiniz. Şöyle güzel, neşeli. Seyircilerimizi de hani böyle ne diyeyim şimdi olmayacak. Siyasete girmek istemiyorum. Arabesk mi seversiniz? Bir şarkı. Roman havası mı seversiniz? Pop genelde mı? Hani Mersin olduğu için hani böyle ne bileyim hani davul zurna barak usulü böyle hani. O zaman davul zurnaydı hani böyle. O zaman Roman havası olsun. Olsun, onlar da bizim. Ha, Roman havası olsun. Ben bir karabiberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana, kızını alır giderim. Ben bir karabiberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana, kızını alır giderim. Kaynana. Hap koydum. Kaynanamın adını, kuyruklu sıçan koydum. Hap koydum. Harika, çok. Yani Mersin'de cıvıl cıvıl, Akdeniz'in incisi. Mersin insanlar cıvıl cıvıl, kıpır kıpır oynamayı, gülmeyi çok seviyorlar. Çok çok seviyorlar. Tam 12'den vurdunuz, ben bunu kaynanama dinleteceğim. Benim bir tane fanatik şeyim varmış Serdar Bey. Seyircim varmış. Böyle ayağından özürlü biraz. Yani fazla şey yapamıyor bir ayağından. Fanatik seyircimmiş o Yılmaz Bey'in. Ondan sonra ekranda insanlar varken mesela benim programım çıktığı zaman diyormuş. Susun! Alberto'yu izleyeceğim diyormuş. O da Mersin'in yerlisi. Ama beni çok seviyor. Her zaman arkadaşı diyor ki inan Alberto diyor, bu kadar mı çok sevdiğini. Seni diyor, senin programı diyor, çok seviyorum. Ne zaman senin programı yapıyorsa hemen diyor, herkes susturuyor diyor, böyle de adapte oluyor diyor. Böyle diyor, seni sevdiğinde yani biz de bir konuşsak. Elektrik veriyorsunuz. Yani pozitif böyle bir enerji, ne bileyim. Yani stres, sıkıntı. Şimdi hakikaten lazım insana böyle bazen hani bütün dertlerini bir kenara bırakıp ya hepimizin derdi var. Hepimiz ne bileyim hani gergeçim sahibiyiz. Hepimiz mesela bir yuvada mutlaka da hani bazı mükellefiyetlerimiz var. Ama bazen böyle hepsini bir kenara iteceksin, biraz kendini dinleyeceksin, toparlayacaksın ki işine daha iyi adapte ol, etrafına daha verimli ol. Ne bileyim, şimdi, iyi oluyor böyle. Şimdi yani, zaten benim program insanların aurasını yükseltip çakralarını dengeli çalıştırmaya meyilli. Yani beni seyreden insan güler, mutlu olur, relax olur, aurası yükselir ve çakralarına enerji dengeli bir şekilde dağıtılır ve çakra çok güzel çalışır. Çakralar güzel çalışır. İnsanlar da hep mutlu olur. Yani ben arabesk yapıp da bir de sadece sürekli ağlatmıyorum.
takım elbiseler giyip de böyle Pakistan'daki gibi saçları da yanına ayırıp lacivert ceket kırmızı kırmızı takıldım. Sevgili seyirciler, oylarınızı bana verin, sizlere köprü yaptıracağım. Sevgili seyirciler, bana oylarınızı verin, oylardan sonra sizin yüzünüze bakmayacağım. Kayseri'ye deniz getireceğim. Öyle bir program yok. Benim program natürel. Kurgulanmamış. Kurgu yok. Natürel. İçimizden geçti ama tabii canlı yayın kuralları içerisinde. Tabii ki. Yani o tabii. Çok önemli. Çünkü yani, bazı ya. Kelimeler cız, bip, 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 bip olur. Ama ben seyircilerime güveniyorum. Allah razı olsun. Hepsi de beni çok seviyor. Hepsi de edepli, adaplı bir şekilde yaşamıyor. Evet. Şimdiye kadar çok şükür hiçbir problem yaşamadık. Evet Serdar Bey. İnşallah bundan sonra durmaz. Bakalım. İnşallah bundan sonra durmaz. Çünkü size... Anadolu'da yaşıyoruz. Medeniyetler hep Anadolu'da birleşmiş. Bir mozaiyiz. Yani şimdi duvarı tek renk görürsen hani hep böyle tek renk tek renk somut ama sen rengarenk görürsen bir duvar olarak düşünürsen onu şimdi, ona bir de pencere açarsan başka bir yerden pencere açarsan bir kapı açarsan daha güzel olur. Hayat daha güzel olur. Bakış açısı çünkü hep böyle, hep böyle bakış somut, açısı somut, çok monoton. Önemli. Bakış açısı çok önemli insanlarım. Neyi düşünüyorsunuz? Neyi görmek istiyorsunuz? Nasıl bakmak istiyorsunuz? Onlar çok çok önemli. Ne düşünürsen Allah onu başa verirmiş. Onu söyleyeyim. Onun için bazı insanlar diyor ki, Alberto sen ne düşünüyorsun diyor. Vallahi diyorum, Milli Piyango'dan böyle para çıkan, belki de para zengin olan insanları düşünüyorum. Hani ne düşünürsen Allah başa verirmiş ya. Allah belki bana zaten verir. Benim Milli Piyango'dan para çıkan arkadaşımı düşünüyorum. Hani düşündüğün şeyi Allah başa verirdi. Ben de başıma versin diye düşünüyorum. Yani şaka bir tarafa, bir günde ne kadar gülüyorsunuz? Gülmek bir kilo pirzola yemektir. Gülmek ömür uzatır. O onu dediği bu bunu ona buna güvenerek yaşanmaz. Onun bunu söyledikleri almayın. Yani dedikodu zaten çok ayıp ve çok günahdır. Normal yaşayın. Çalışın. Çalıştan sonra eve gitmeden önce bir gidin bir kafede bir kahveniz için arkadaşlarla sohbet edin. Sonra evinize gidin. Böyle gülerek güzel güzel sohbet edin ve hayatınızı yaşayın diyoruz. Evet bakalım böyle bir şeyini de biz vakti de çoktan açtık. Yani benim saat 3'te bitmesi gerekiyor. Bak saat oldu tam 15. Bitirmek lazım ama sizi de kıramıyorum. Şöyle azıcık bakalım Serdar Bey. Serdar Bey 1, 2, 3, 4. Yani 4. ayda bu 2016'ın 4. ayında güzel bir şeye sahip olacaksınız. Çok akıllısınız. Ondan sonra 3, 6, 6. ayda bir şey sahip olacaksınız. Ondan sonra yalnız yürürken ayaklarınıza dikkat edin. Ayak parmak uçlarınızda ağrılar olabilir. Var mı şu anda ağrılar parmak uçlarınızda, ayaklarınızda? O zaman çok dikkat edin çünkü terazilerin, bayanların dizle bilek arasında erkeklerde ayak parmaklarında ağrılar olabilir. Ondan sonra zaman hiçbir şeye üzülme. Allah bir verir denemiş, bir alır denemiş Serdar Bey. Onun için hiç ama hayatını yaşamaya bak. Her zaman öyle diyorum. Allah derdiği boğazı aç bırakmazdır. Yani Allah büyük kulu der ki bir kaşık su daha boğulsun. Allah'ın şey her şeyi bol. Her şey çok iyi. Yeter ki sen ye, iç, eğlen, gül, oyna. Arada bir dua et. Allah diyor ki arada beni de hatırlayın diyor. Arada bir hatırlamak lazım. Ondan sonra paradan yana çok çok iyi durumun olacak. İşle ilgili çok çok gelişmeler var. Hareket halindesiniz ve ikinci ayda yani Ocak, Şubat'ta da çok çok iyi günler sizi bekliyor. Harika şeyler gerçekleşecek Şubat'ta. Şubat'ın ikisi olabilir ya da üçünde olabilir diyoruz. Bizi aradığınız için çoğulsuz teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Şimdiden yeni yılınızı kutluyoruz. Ve Hristiyan arkadaşlarına da yeni yılını kutluyoruz. Merry Christmas, Happy New Year's. Müslüman arkadaşlarına da yeni yılını kutluyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yayında ve yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü programımızı geçtik bile çoktan. Ondan sonra bizleri gösterdiğiniz ilgili alakadan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Kanalımız için değerli sahiplerine çok teşekkür ederim. Bizleri sizlerle buluşturdukları için. Orva, bonsuva, bonasera, çav çav diyoruz ve ne diyoruz? Kopşaso, kalo. See you tomorrow. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Alberto geliyor gümbür gümbür. Anacığım. Ay. Kanepçem işlemek istiyorum. Ay. Yangınınız mı var? Beni söndüreyim. Haber verin söndüreyim. Alberto alanız dantel mi? Bir telefon kadar yakınınızda. Kim kimle anlaşabilir? Alberto.